Merhaba arkadaşlar, ben Hayriye Gülen. Bugün sizlerle asal sayılar ve faktöriyel konusunu işleyeceğiz. Hemen şöyle başlayalım asal sayının tanımından. Asal sayılar bir ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayı denir arkadaşlar. Bire ve sadece kendisine bölünecek ve birden mutlaka büyük olması gerekiyor. Şimdi asal sayılar 2'den başlıyor arkadaşlar. 1 asal sayı değildir. Bak tanımda da diyor ki zaten birden büyük olacak. 2 ile başlıyoruz. 2, 3, 5, 7, 11, 13 bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Asal sayıları veren bir formül maalesef yok. Hani şu asal mıdır değil midir dediğimizde. En küçük asal sayının 2 olduğunu söyledik. Ve baktığımızda 2'den başka çift olan hiçbir asal sayı yok arkadaşlar. 2 bizim tek çift olan asal sayımız. Şimdi sadece şöyle bir yöntemimiz var. İşte mesela burada demiş ki 143 asal mıdır? Hani tek tek acaba şuna bölünüyor mu buna bölünüyor mu diye kontrol etmektense şöyle bir şey yapabilirsiniz. 143'ü karekök içerisine alın. 144 olsaydı tam 12 olarak çıkardı zaten. Demek ki 12'den küçük. 11 küsur bir şeyler olarak çıkacak arkadaşlar. 11 küsur vesaire diyeceğiz. Şimdi 11'den yani 11 küsur bir şeylerden küçük olan asalları düşünün sadece. İşte kim var? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. İşte kaç var başka? 11 küsur dediği için bir de 11'i de düşünebilirsiniz. Sadece bunlara bölünüyor mu bölünmüyor mu diye kontrol etseniz yeterli aslında. Hani diğer sayılara bölünüyor mu bölünmüyor mu bakmanıza gerek yok. Şimdi mesela 143 sayısı 2'ye bölünmez. 3'e baktığımızda bölünmeyecek, 5'e bölünmeyecek, 7'ye bölünmeyecek ama 143 sayısını 11'e bölebilirsiniz. 11'e bölündüğü için 143 asal sayı değildir diyeceğiz. Asal değildir diyeceğiz. Daha sonra mesela yan tarafta 97 var. 97 asal mıdır demiş bize. Yine aynı şekilde 97'yi şu şekilde kök içerisine alıyorsunuz. 9 küsür bir şeyler olacak bu da. Bundan küçük asalları düşüneceğiz sadece. İşte 2, 3, 5 ve 7'yi alıyoruz. Mesela bakıyorum 97 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez. O zaman tamam 97 bir asal sayıdır diyebilirsiniz. Hani bu şekilde kontrol edebilirsiniz. A ve B elemanıdır pozitif tam sayı olmak üzere A kare eksi B kare eşittir 41 ise A çarpı B kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 41 burada bir asal sayı ama A kare eksi B kareyi bir düzenlememiz gerekiyor bizim. 2 kare farkı. Bunu bir artılısı bir de eksilisi olarak açabiliriz değil mi? Çarpanlarını ayırabiliriz. A eksi B eşittir kaç olacak? 41. Şimdi buradaki sayı asal sayı olduğu için ben biliyorum ki hani neyle neyi çarparsam 41 olur. 1 ve kendisini. Başka bir ihtimalimiz yok. O zaman ya burası 1 olacak ya da burası 41 olacak. Çarptığımda 41'e ulaşabilmem için. Ya da tam tersi burası 41 olacak, burası 1 olacak. Şimdi A ve B nasıl sayılar? Pozitif tam sayılar. O zaman iki sayının toplamı mı daha büyük olur, farkı mı daha büyük olur gibi düşünebilirsiniz. Hani pozitif tam sayı dediği için. Tabii ki toplamları değil mi? O zaman ikinci seçeneği sorumuz için daha doğru bir seçenek olmuş olacak. Yani toplamları 41, farkları 1 olan iki tane sayıyı arıyoruz. A artı B'nin 41 olduğunu biliyorum. A eksi B'nin de kaç olduğunu biliyorum artık. 1. Hemen 2 bilinmeyen denklem. B'ler gitti. 2A eşittir 42. A sayısı buradan kaç arkadaşlar artık? 21. Yerine koyduğumuzda B sayısının da 20 olduğunu göreceksiniz zaten. Çarpımlarını istemiş bizden soruda. Hemen 21 ile 20'yi çarpıyoruz. Cevabımız kaç olacak? 420 aradığımız cevap olmuş olacak. 2008'de buna benzer bir soru gelmiş. İşte A ve B pozitif tam sayı, P de asal sayı. Şimdi bizim az önce yaptığımız soruya çok benziyor. Sadece şuraya bir sayı olarak vermiştik. Burada da bir tane bilinmeyen kullanmış. Olduğuna göre A'nın P türünden eşiti nedir demiş. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 2 kare farkı, bunu bir artılısı bir de eksilisi olarak açıyoruz. A eksi B eşittir P diyorsunuz. P asal sayı ya, P'nin çarpanları kim? 1 ve kendisi.
kendisi, yani 1 çarpı p ancak bize p sayısını verebilir. O zaman dediğimiz gibi ya burası 1 olmalı ya da burası p olmalı ya da tam tersi burası p olacak, burası 1 olacak. Az önce söylediğimiz şey burada da geçerli. Bu sayılar pozitif tam sayı olduğu için toplamları 1'den daha büyük olacak dolayısıyla. Hemen bu ihtimalimizi sildik. Yani şunu biliyoruz artık. A artı b'nin cevabı p dediği sayı. A eksi B'de kesinlikle kaç arkadaşlar? 1. Taraf tarafa topladım. B'ler gitti. 2 tane A. Şurayı topladığımızda burası da P artı 1 mi olmuş oldu? A'yı istiyor bizden. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde A sayısı P artı 1 bölü 2'ye eşit olmuş olacak arkadaşlar. X, Y ve Z asal sayılardır. Bu defa sayılarımızda asal. X eksi Y çarpı Z eşittir 23 ise sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi 23 de asal bir sayı. Bunların da tek tek asal sayı olması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Şunu yapabiliriz. Şimdi bunun asal olduğunu biliyorum ya. O zaman ya burası 23 olacak, şu Z sayısı 1 olacak. Hani çarptığımda 23 vermesi için. Ya da tam tersi burası 1 olmalı. Burası kaç olmalı? 23. Şimdi bu defa şöyle yapacağız arkadaşlar. Z'nin de ben asal olduğunu biliyorum. O zaman Z'ye ben 1'i veremem. Çünkü 1 asal sayı değil. O zaman burayı kesinlikle eledik. Yani ben Z'nin kesinlikle kaç olduğunu biliyorum artık. 23. Z'yi buldum. Diğer taraftan da x eksi y kaldı elimde. X eksi y'nin de kaç olduğu bilgisi var? 1. Şimdi aralarındaki fark 1 olan İki tane asalımız vardır. Sadece o da 3 ve 2 arkadaşlar. Başka yok. O zaman x sayısı kesinlikle 3. Y sayısı da kesinlikle kaç olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Toplamlarını istemişti bizden. X 3, y sayısı 2. Z'nin de zaten 23 olduğunu bulmuştuk. Hemen toplamlarını buluyoruz. Topladığımızda burası 28 bizim cevabımız olmuş olacak. A, B, C asal sayılardır demiş. Hepsi asal ve çarpımları kaç olmuş? 154. Şimdi ben asal sayıları yazdığımda en başta genelde biz bunların tek sayı olduğunu gördük değil mi arkadaşlar? Çarpıma baktığımda çarpımın cevabı kaç olmuş? Bir çift sayı olmuş. Demek ki bunların arasında bir tane çift var. Çift olan asal sayım benim bir tane zaten. O da kim arkadaşlar? 2. Demek ki bunlardan bir tanesi kesinlikle 2. Çift olduğu için söyleyebiliyoruz biz bunu. Mesela A'yı 2 kabul edelim. Fark etmez kimin ne olduğu. B çarpı C 154 ise her tarafı 2'ye böldüğümüzde B çarpı C buradan kaç olacak? 77. Bunu bulduk. Çarpımları 77 olan iki tane asal sayı arıyoruz. O zaman ya bir tanesi 7'dir ya da bir tanesi 11. Ya da tam tersi de olabilir. Hiç önemli değil. O zaman biz A'yı 2 kabul ettik. B'yi 7 kabul ettik. C'yi de kaç kabul ettik arkadaşlar? 11 kabul etmiş olduk. Toplamlarını istemiş yine bizden zaten. Topladığımızda 9, 11 daha cevabımız 20 diyeceğiz. Aralarında asal sayılardan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle bir tanımı var. Birden başka pozitif ortak böleni olmayan pozitif sayılara aralarında asal sayı denir. Yani 2 tane, 3 tane, 4 tane sayı yazdığımızda bunların ortak böleni yani hepsini bölebilen sayı sadece 1 ise bu sayıları aralarında asal sayı diyeceğiz. Bunların tek tek asal olmasına gerek yok. Mesela 5 ve 12. 12 asal sayı değil ama biz bununla ilgilenmiyoruz. Mesela 5'i ve 12'yi bölebilen ortak sayı kim sadece? 1 değil mi? Ortak olarak. O zaman bu iki sayı aralarında asaldır diyeceğiz. 15 ve 24. Baktığımızda bunlar evet 1'e bölünebilirler ama bir de ortak olarak 3'e de bölünebilirler. Hani 15 ve 24. O yüzden birden başka ortağı varsa bunlar aralarında asal değil diyeceğiz. 1 ve 8. 1'in zaten tek bir tane böleni var. O da 1. Yani 1'in yanına aslında ne yazarsak ortak böleninin kaç olacağı sadece belli. 1 olacağı belli arkadaşlar. O yüzden bu mutlaka aralarında asal olacak. 14 ve 21. Baktığımızda bunlar mesela bu 14 2'ye bölünebilir ama 21 bölünmez vesaire. İkisi de ama 7'ye bölünebilir arkadaşlar. Birden başka ortağı olduğu için bu iki sayı aralarında asal sayı değildir diyeceğiz. 3 tane de sayı verebilir. 4 tane de verebilir. Daha fazla da verebilir. Şimdi mesela 6, 8, 15. Şimdi baktığımda ikişer ikişer bakarsak yanılırız. Mesela 6 ile 8
ikiye bölünür işte değil mi? Hani aralarında asal değil. Atıyorum o 6 ile 15'e baksak 3'e bölünür vesaire. Biz böyle ikişer ikişer bakmayacağız. Üçüne birden bakacağız. Üçünü birden bölebilen birden başka bir sayımız var mı? Hayır, yok. O yüzden bunlar aralarında asaldır diyeceğiz. 3, 4, 5 evet sadece 1'e bölünürler ortak olarak. 6, 8, 10 baktığımızda hayır bunlar 2'ye de bölünebilirler değil mi arkadaşlar? Hepsi 3 tane sayımıza mutlaka 2'ye bölünür. Başka bir ortağı varsa bu aralarında asal değildir diyeceğiz. Mesela 1'in yanına 3, 6, 9, 12 yazmışız. 1'i kapattığımda bu sayılar aralarında asal değil. Çünkü bunların hepsi 3'e bölünebiliyor mesela. Ama yanına 1 yazdığımda az önce de bahsettim. 1'in zaten tek bir tane böleni var. Hani başka bir ortağın olmasının imkan yok. O yüzden 1'in yanına ne yazarsanız yazın mutlaka 1'den dolayı ne olacak? Aralarında asal sayı olmuş olacak arkadaşlar. Ardışık sayılar bizim örneğimizde de vardı aslında. Ardışık sayılar aralarında asal sayılardır. Yani kaç tane yazarsanız yazın. İşte 4'ten başlıyorum mesela. 4, 5, 6. Şu şekilde yazdım. Baktığınızda hiçbir ortak böleni yoktur bunların. 3 tane sayı yazdım. Daha fazla da yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. İşte mesela atıyorum 3'ten başlatalım bu defa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İstediğiniz kadar bunu götürebilirsiniz. Baktığınızda bu kadar sayı bölebilen sadece 1 vardır. O yüzden bunlar aralarında asaldır. Ardışık tek sayılar da aralarında asaldır demiş. Evet öyle. Mesela 3, 5, 7, 9 devam ettirebilirsiniz. Baktığımızda bunları da ortak bölebilen sadece kim var? Sadece 1 var diyeceğiz. Ardışık çift sayılar aralarında asal değildir. Çünkü çift sayıların hepsi mutlaka kaça bölünür arkadaşlar? 2'ye bölündüğü için. Mesela 4'ten başlatalım. İşte 4, 6, 8, 10, 12 bu kadar yazsak. Bunlar evet 1'e bölünürler ama hepsi bir de kaça bölünürler? 2'ye bölünebilirler. 1 ve 2'ye bölündükleri için hani başka bir ortak olduğu için bu aralarında asal değildir diyeceğiz. Şimdi bazı soru tiplerinde şununla karşılaşabiliriz. Şimdi diyor ki A ve B aralarında asal. X ve Y de aralarında asalsa yani bize bu iki eşitliği verdiyse bu şekilde şunu yapacağız. A'yı X'e eşitleyeceğiz, B'yi de Y'ye eşitleyeceğiz arkadaşlar. A sayısı eşittir X diyeceğiz, B sayısı da eşittir Y diyebilirsiniz direkt. Şartımız sağlanıyorsa, yani bu da arasında asal olacak, bu da arasında asal olacak, buna dikkat edeceğiz. Daha sonra, mesela şuradaki soruda diyor ki A eksi B ile 3A artı B aralarında asal. Yani şununla şu asal. Bunu 9 bölü 51'e eşitlemiş. Buna göre A çarpı B sayısı kaçtır diyor. Şimdi baktığımda 9 ve 51 aralarında asal değil. Bunlar mesela kaça bölünebilir? 3'e bölünebilir değil mi? Şunu yapacaksınız arkadaşlar. Sadeleşene kadar yani en sade halini bulana kadar bu sayıları sadeleştirmeniz gerekiyor. A eksi B bölü 3A artı B. 9 bölü 51'i sadeleştirdiğimde 9'u 3'e böldük. 3, 51'i 3'e böldüğümüzde kaç bulmuş olacağız? 17. Şimdi 3 ve 17 artık aralarında asal mı? Evet asal. O zaman şunu yapabiliriz. Yukarıda söylediğimiz gibi A eksi B'yi direkt 3'e eşitliyoruz. Aşağıdaki ifadeyi yani 3A artı B'yi de direkt kaça eşitliyoruz? 17'ye eşitliyoruz. Yani A eksi B sayımız 3 olacak. 3A artı B sayımız da kaç eşit olacak arkadaşlar? 17'ye eşit olacak. Topladık taraf tarafa. Bunlar birbirini götürdü. 4 tane A eşittir 20 ise A buradan kaç olacak? 5. Yerine yazıp bu yaptığımızda B'yi de bulmuş olacaksınız buradan. B sayısı da 2 gelmiş olacak. Çarpımları ne istiyor bizden? Çarptığımızda 5 çarpı 2'den cevabımızın 10 olduğunu bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi bize şöyle bir ifade varmış. 6A ve B8 iki basamakta doğal sayılardır demiş. 6 ile A sayısı aralarında asal olacak. B ile 8 sayısı da aralarında asal olacak. Ve B sayısı A'dan mutlaka büyük olacak diyor. 3 tane şartımız var. Bu şartlara uygun kaç farklı A artı B değeri vardır demiş. Şimdi şunu yapacağız. 6A'yı buraya yazdım değil mi? 6 ile arasında asal olması lazım. Şimdi A yerine mesela 1 yazabilirim değil mi? 1 ve 6 aralarında asal. 2 yazamam. 2 ile 6 aralarında asal olmaz. 3 yazamam. 4 yazamam. 5 yazabilirim değil mi?
7 yazabilirim, 8 yazamam, 9 da yazamam. 9 ve 6 aralarında asal değil. O zaman A'ya yazabileceklerim bunlar. Bunu buldum. Geldik buraya. B8, B'yi bulalım. B sayısını mesela 1 yazabiliriz değil mi? B sayısı 1 olabilir. 1 ve 8 aralarında asal. 2'yi yazamayız, 3'ü yazabiliriz aralarında asal. 4 yazamam, 5 yazabilirim. 6 yazamayız, 7 yazabiliriz ve kaç yazabiliriz arkadaşlar? 9 yazabiliriz değil mi? Şimdi şunu yapacağız. Şimdi ben A artı B'yi bulmaya çalışıyorum. A artı B'leri bulmaya çalışıyorum. A'ya 1 versem, A'nın 1 olduğunu kabul etsem, buraya 1 versem. B sayısı da A'dan büyük olacakmış. O zaman A'yı 1 kabul ettim ya, hani 1 aldım. 1'den büyük olması için B'ye şunları mı verebilirim? Yani buraya ben 1 artı 3 yazabilirim. 1 artı 5 yazabilirim. 1 artı 7 yazabilirim. Ve 1 artı kaç yazabilirim? 9 yazabilirim. A artı B'nin sağlanması için. Bunlar olabilir. Topladığımızda işte buradan 4 geliyor, buradan 6 geliyor, buradan 8 gelecek. Buradan da kaç gelecek arkadaşlar? 10. Sonra mesela A artı B'yi bulacağız. A'yı 5 kabul etsem. A artı B'leri bulmaya çalışıyoruz. A'yı 5 kabul etsem B sayısı A'dan büyük olmak zorunda. Yani bu defa 5'ten büyük bir şeyler vereceğim. Kim kalıyor geriye? Ya 7 olabilir ya da kaç olabilir arkadaşlar? 9 olabilir. Buradan bir 12 gelecek. Buradan da kaç gelecek? 14. Bunu da yaptık. Sonra A'yı bir de 7 kabul edelim. Yani A artı B'leri buluyoruz ya. A'yı yerine 7 yazdım. Şimdi B sayısı da 7'den büyük olmak zorunda. 7'den büyük kim kaldı sadece? 9. Dolayısıyla 7 artı 9'dan da cevabımız kaç gelmiş olacak? 16. O zaman A artı B 4 olabilir, 6 olabilir, 8, 10, 12, 14 ve 16 gibi değerler alabilir. Kaç tane demiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı değerimiz varmış diyeceğiz arkadaşlar. 3 tane şarta da uydurmaya çalıştık biz bunları.